Cannes Film Festivali bu yıl 77. yıl dönümünü kutluyor. Bu yıl Cannes'da Türk filmi yok ama ana yarışma jürisinde bir Türk üye var, Ebru Ceylan. Biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nin yediklisi Nuri Bilge Ceylan'ın eşi olarak birçok filminin senaryo yazılımına katıldı Ebru Ceylan. İki filminde de oynadı. Bu yıl festivalin ağırlığı Amerikan sinemasına ve Hollywood'a çok önem verdi Cannes Film Festivali. Dört önemli filmi var Amerikalıların Cannes'da. Ayrıca iki sanatçı, Meryl Streep ve George Lucas festivalin onursal konuğu olarak onursal altın palmiye ödülünü alacaklar. Çok iddialı bir film var. Francis Ford Coppola'nın Megalopolis adlı filmi. Bu film Coppola'nın 20 yıllık bir projesiydi. Kendisi evvelce Cannes'da iki defa altın palmiye ödülü kazanmıştı. Conversation, konuşma filmiyle ilki, ikincisi de Kıyamet, Apocalypse Now filmiyle altın palmiye kazanmıştı. Megalopolis de bu onura ulaşırsa kendisi Cannes Film Festivali'nin 3 altın palmiyeli tek yönetmeni olarak tarihe geçecek. Onun dışında Paul Schrader'in O Canada adlı filmi var Amerikan seleksiyonunda. Paul Schrader ilk önce senarist olarak, senaryo yazarı olarak Taxi Driver, Taksi Şoförü'nün unutulmaz senaryo yazarı. Sonraları yönetmen olarak da müthiş bir kariyer geçirdi. Ayrıca genç bir yönetmen daha var Amerikan filmleri arasında. Sean Baker, Anora adlı filmiyle yarışmada yer alıyor. Bir de Yorgos Lanthimos'un Kinds of Kindness adlı filmi, bu sene İyilik Türleri adlı filmi. Her ne kadar kendisi Yunan asıllıysa da artık Hollywood'un demirbaşları arasına girdi Lanthimos. Dördüncü Amerikan filmini yapıyor yarışmada. Enteresan bir oyuncuyla bu sene Cannes Film Festivali karşılaşacak. O da Jacques Audiard'ın Emilia Perez adlı filminde bir travesti oynuyor. Carla Sofia Gascon adlı bir sarışın afet filmde bir uyuşturucu kartelinin patronunu oynuyor. Gözden kaybolmak için ve kendisi izini kaybettirmek için erkek olmayı deneyecek. Zaten kendisi 8 yıl öncesine kadar Juan Carlos Gascon adında bir erkekti. Ve kariyerinde bu ikinci filmi ama televizyon dizilerinde ilk önce erkek olarak sonra da kadın olarak sayısız dizide yer aldı. Festivalin enteresan bir filmi, bugünlerde son 3 ayda yaşanan İsrail-Gazze olaylarına denk düşen bir film var. Gazze Güzeli adlı bir belgesel yarışma dışı gösterilecek. Bu belgeselin yönetmeni Yolande Zauberman adlı bir Fransız belgesel ustası. Çok ilginç bir konusu var. Gazze'den kaçıp da Tel Aviv'de kendilerine yeni bir hayat arayan transseksüelleri anlatıyor bu Gazze Güzeli adlı film. Michel Hazanavicius ismini biz Artist filminden hatırlıyoruz. Artist filmi tamamıyla siyah beyaz ve sessiz bir filmdi. O film Cannes'da lanse oldu. Her ne kadar Cannes'da ödül kazanmadıysa da Michel Hazanavicius'un filmi en az 4 Oscar almış ve sinema tarihine geçmişti. Hazanavicius'un filminin bir özelliği bu seneki filminin
özelliği de Arif Olman'ın Beşir'le Dans adlı filminden beri uzun yıllardır festival bir animasyon filmi ana seçkisine almıyordu. Bu Michel Hazanavicius'un filmi La Plus Belle de Marchandise, yani Eşyaların En Güzeli adlı filmde, neticede bir Holocaust konulu bir film. Polonya'da geçiyor, 1942'de geçiyor film. Paris'ten toplanan Yahudilerin Auschwitz yolunda seyreden Polonya topraklarını geçerken yeni doğum yapan bir kadın var. İki tane bebeği var ancak ikisini de emziremiyor. Kocası bebeklerden birini kurtarmak için ikincisini bir şeylere sarıp tren yoluna atıyor. Ve bu tren yolunda orada yaşayan bir köylü kadın, ki hayatında bebek sahibi olamamanın travmasını yaşayan bir ailenin mensubu bu kadın, bunu trenden atılan bir eşya olarak alıyor. İçinden de bir bebek çıkınca dünyası değişiyor. O bebeği büyütmeye çalışıyor. Cannes Film Festivali'nin bu yıl ana seçkideki İtalyan temsilcisi Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino'nun da evvelce Cannes'da aldığı sayısız ödül var. Bu seneki filminin ismi Pantenope adlı bir epik film. Bir Kanadalı usta da var yarışmada, David Cronenberg. O da eski Cannes'ın müdavimlerinden, aldığı ödüller de var. Bu seneki filminin adı Kefenler. Çok ünlü bir Çinli usta, ki Cannes'ın gözdeleri arasında olan bir çanlı Çinli yönetmendir. Zhang Kejia'dan bahsediyorum. O da bu yıl yine katılıyor ve Akıntıya Kapıldım adlı filminde her zaman yaptığı gibi ülkesi Çin'den bilmediğimiz yönler ile ilgimizi çekmeyi sürdürecek. İki tane de yasaklı yönetmenden bahsetmek istiyorum. İkisi de İran kökenli. Ali Abbasi, İran'dan kaçıp da Danimarka'ya sığınan bir yönetmen. Çeşitli festivallerde alınmış ödülleri var. Ve bu yıl yine festivalde yer alacak. Onun dışında yine geçen sene Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde jüri üyesi olmasına rağmen ülkesinden pasaportuna el konulduğu ve ülkesinden çıkamadığı için jüri üyeliği görevini yerine getiremeyen Muhammed Rasulov'dan bahsediyorum. Muhammed Rasulov'un bu sene filmi, son yaptığı film, gizlice çektiği, izin almadan çektiği filmi festivalin ana yarışmasında yer alacak. Son aldığımız bir habere göre kendisine yine saçma bir sebepten yurt dışına çıkma yasağı olduğu için Muhammed Rasulov'u Cannes'da yine göremeyeceğiz. Çok ünlü bir Rus yönetmen var. O da ülkesinin yönetimiyle, Putin yönetimiyle sorunları olan bir yönetmen. Kirill Serebrennikov'dan bahsediyorum. Kirill Serebrennikov, Cannes'da en aşağı 3-4 filmi ana yarışmada yer aldı ve ödül de aldı. Bu yıl kendisi 2 sene önce hürriyetine kavuşup Paris'e yerleşmişti, Fransa'ya iltica etmişti ve biraz size jüriden bahsedeyim. Ana yarışmanın jürisine Greta Gerwig başkanlık edecek. Greta Gerwig, Sophia Loren'den sonra Cannes Film Festivalleri'nin 77 yıllık tarihinde
İkinci en genç kadın jüri başkanı olacak. Jürisinde çok değerli üyeler de var. Yalnız kadınlar jüride ağırlıklı. Bunlardan biri de Ebru Ceylan. Ebru Ceylan'a tekrar dönmek istiyorum. Çünkü Nuri Bilge Ceylan Cannes'da alınabilecek ödüllerin hemen hepsini aldı. Altın Palmiye başta olmak üzere festivalin ikincilik ödülü olan jüri büyük ödülüne iki kere ulaştı. En iyi yönetmen de seçildi. Jüri ödülü de aldı. Ve oyuncuları da iki defa Cannes'da en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncu dalında ödüllendirdiler. Geçen yıl hatırlayacaksınız Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nin en iyi kadın oyuncusu seçilince bu onura erişen ilk Türk kadın sanatçı oldu. Ebru Ceylan birçok Nuri Bilge Ceylan filminde ki onların aralarında Bir Zamanlar Anadolu'da da var. Bir Zamanlar Anadolu'da sinema tarihinin en iyi 100 filmi arasında olan tek Türk filmidir. Onun senaryo yazarları arasındaydı. Ayrıca İklimler bu senaryo yazılımına da Ebru Ceylan destek veriyordu. Son 2-3 filmini de Altın Palmiye filminde de senaryolarında Ebru Ceylan'ın imzası var. Kendisi oyuncu olarak da Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filminde iki başrollerinden birini paylaşmıştı. Çok önemli bir fotoğraf sanatçısı kendisi. Son filmi Uzun Otlar Üstüne filminde Ebru Ceylan'ın çektiği fotoğraflardan çok güzel karelerde izlemiştik hatırlarsanız. Festivalin son çeyrek asırdaki genel direktörü, bir numarası diyebileceğim Thierry Frémaux, Ekim ayında İstanbul'daydı. Kendisi Nuri Bilge Ceylan'la randevulaşmış ve yeni Türk yönetmenlerini tanımak için ülkemizde ilk defa gelmişti. İstanbul seyahatinin sonunda eleştirmenlerle tanışmak istiyorum dedi. Ve biz Sinematek'te 10 kadar eleştirmen Thierry Frémaux'la 2 saate yakın çok samimi bir sohbet yaptık. Herhalde bu seneki Türk sinema ürünlerinden Cannes'a müracaat eden olanın da pek yani her yıl 2000'in üstünde müracaat olur. Cannes'ın çeşitli bölümlerinde yer almak için. Bu sene Türk filmi olduğunu hiç duymadım. Nuri Bilge Ceylan biliyorsunuz ancak 3-4 senede bir film yapıyor. O bakımdan bu sene Türk filmi izleyemeyeceğiz Cannes'da. Amerikalı eleştirmenler, bu az evvel bahsettiğim Francis Ford Coppola'nın Megalopolis'ini çıtasını çok yükseğe koyuyorlar. Aralarında biri bunu sinema tarihinin en büyük filmi olan Orson Welles'in Citizen Kane, Yurttaş Kane filmine benzetenler oldu. Tabii festival başlamadan 22 filmden kimse kimin kazanacağı son güne kadar eleştirmenler bile izledikleri halde kestiremiyorlar. Jüri Cannes'da 7 filme ödül verme, yani Cannes'ın ödül prosedürüne göre ancak 7 filmi ödüllendirebilir. Ve bu hiçbir film 2 ödül alamaz. 7 ayrı filmi ödüllendirmek lazım. Cannes Film Festivali pandemiden sonra, pandemide 2 sene yapılamadı. Pandemiden sonra salı günleri başlayıp cumartesi akşamı bitiyor. Yani 12 gün sonra bitiyor. Eskiden çarşamba günleri başlardı, pazar akşamı biterdi.
Şimdi kapanış gecesini cumartesi aldıkları için salıya çek başlama günü salıya çekildi. 12 yıl süresince festivalin bir sürü yan etkinliği var. En önemlisi belirli bir bakış bölümü. Ondan sonra yönetmenlerin 15 günü adlı bir bölüm daha var. Cannes Klasik son yıllarda çok revaçta çünkü bazı sinema tarihinin klasikleri modernize edilerek, temizlenerek yeni versiyonlarıyla festivalde yer alıyor. Festivalin bir özelliği ancak basına ve davetli sinema adamlarına açık olması. Yani Cannes Film Festivali'nin biletleri satılmaz. Davetiye ile girilir. O davetiyelere ulaşmak amatörler için çok zordur. Basın 4000-4500 kişi arasında festivali izlemek için muhabirlerini yollar. Benim ilk başladığım 1966 yılında 900 kişiydik. O zaman yapılan davetlerden öğlen ve akşam devamlı resepsiyonlar vardı. O yıllar lokantaya gideni döverlerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Bütün dünyada ekonomik zorluklar var. Pek resepsiyon falan yok. Basına ayrılan, basının çok sayıda basın gösterimi var. Ayrıca galalarda basına pek yer yok çünkü 35 bin profesyonel, sinemanın 35 bin profesyoneli festivali takip etmek için akredite olmuş durumdalar. Yine de sınırlı sayıda bir basın kontenjanı var. Örneğin günlük bir gazete filmi akşamdan görüp de ertesi sabahki gazetesinde çıkmasını istiyorsa özel bir izin alabiliyor. Veya festivalin müdavimleri basın bürosundaki artık arkadaş olduğu sekreterden, görevliden davetiye temin edebiliyor.